Herkese merhaba. Nizam Karataş Hatay'dan. Arılarımıza bakmaya geldik. Sabahtan polen tuzaklarını açmıştım. Şurada gördüğünüz gibi alt kısım açık, üst kısım kapalı. Orada da aynı şey. Açalım. Dün itibariyle ana arı ızgarasını koyduk. Artık erkek arıların yukarıdan çıkma zamanı geldi. Polen tuzağımız açık. Bir bakalım bakalım. İçeride durumlar nedir? Arımız çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Biraz rüzgarlı bir hava ama yine de arı çalışabilecek bir durumda. Bir de şuna bakalım. Bu daha güçlü bir arı. Bu yerli arımız. Şöyle 20 çerçeveye basmış durumda. Açmaya çalışacağım ama İnşallah saldırmaz. Şurada petekler beyazlamaya başlamış. Şurada da görünüyor mu? Evet, şurada. Şurada da yine beyaz petekler. Bal geldiğini gösteriyor tabii. Burada 20 çerçevelik bir arımız var. Kapatalım. Hemen kapatalım. Bir de polen çekmecelerine bakalım şimdi. Ha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güçlü olan arı çok az polen toplamış ve şaşırtıcı derecede az. Yani ben bunu beklemiyordum. Yaklaşık 2,5 saat oldu, 3 saat oldu belki. Bakın, vay be. Bu arı daha fazla polen toplamış. Ve farklılığı gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, renk çeşitliliğine bakın. Burada turuncu ve sarı ağırlıklı bir polen var. Hemen geri dönelim tekrar. Burada siyah ve sarı. Siyah, sarı. Tekrar göstereyim. Turuncu, sarı. Siyah çok az var. Çok ilginç bir şey. Aslında normal, yani ilginç demeye gerek yok. Her arı farklı çalışır. Her arının farklı çalıştığına dair bir örnek göstermiş olduk burada. Çalıştığı çiçekler çok farklı her arının. Bu yüzden getirdiği bal da farklı olur arkadaşlar. Her arı aynı balı toplamaz. Her arı farklı bal getirir. Diyelim ki arılığınızda 5 tane arı olsun. Bu durumda her arının farklı bal topladığını örneklendirmiş olduk. Bu da çeşitliliği arttırdığı için çok da güzel bir şey aslında. Farklı çiçeklerden alınan bal kaliteyi arttırır. Bu polende de böyledir. Aldığımız polenin çeşitliliği bizim için çok faydalı. Yani daha farklı türlerden besin kaynağı almış oluyorsunuz. Vitamin değerleri farklılaşır, vitaminler farklılaşır. Çünkü biliyorsunuz polen çiçeğin tozundan alınır.
aslında aldığı polen mesela biberdense biber yemiş gibi oluyorsunuz. Onun vitaminini almış, vücuda katmış oluyorsunuz. Başka bir arı mesela armuttan alır, armut yemiş gibi vitamin almış sayılırsınız. Armutta bulunan bütün vitaminleri vücudunuza almış sayılırsınız bu durumda. Bir tane arı sokmaya çalışıyor da. Dediğim gibi çeşitlilik bu yüzden çok önemli, çok faydalı. Ve her arının topladığı bal farklıdır. Bundan emin olmuş olduk. Herkese iyi günler.